habbeder kubbeye, kesrettenin vahdette ifadesi çok doğru bir ifadedir. Bir ek bilgiyi size torpil geçeyim. Efendim biraz daha artı bir şey söyleyeyim daha. Bizim ruh dünyamızla alakalı bir şey söyleyeyim. Yoruldunuz biliyorum ama gülle kapatacağız, hiç merak etmeyin. Gülle bitireceğiz. Ve bir sürprizle bitireceğiz. Efendim gül bizim her şeyimizdir. Bizim birimiz güldür. İslam tezini sanatlarının biri güldür. Birin sağına, soluna, sağına rakamlar koyarsınız ama o da yine birden mürekkeptir. Ama biri güldür. Eğer bir olmasa yanına ne kadar bir tarafına ne kadar sıfır koysanız hiçbir şey ifade etmez. Bizim tesisle sanatımızın, üstleme sanatının biri güldür. İşte budur. Yani bunu tam cepheden görür, 3'te 2 yukarıdan görür, efendim profilden görür, tomurcuk yapar, efendim palmet şeklinde yapar, lale şeklinde yapar falan ama güldür. Bu bakımdan bizde peygamber güldür. Peygamber Efendimiz güldür. Tesadüf değildir bu. Hiç tesadüf değildir. Bunun kökeni vardır. Ta geriye giden bir kökeni vardır. Orta Asya'ya giden kökeni vardır. Çünkü efendim gülün ana vatanı Orta Asya'dır, Türkistan'dır. Dünyadaki şey Asya'dır yani. Orta Asya'dır bunun kökenidir. Ve oradan yayılmıştır bütün yere. Ve bizim Orta Asya'daki kültürümüzde, Türk kültüründe temelde gül vardır sevgili arkadaşlar. Şimdi bunu, bu gülü o kadar hazmetmişiz, o kadar benimsemişiz ki gülü alıp başımıza asmışız efendim. Baş tacı etmişiz gülü. Bu İstanbul'da, Üsküdar'da Selami Çeşme, selamsız dedikleri yerden yukarı doğru çıkarken sol tarafta bir cami var. Orada çektim, onun haziresinde çektiğim resmi. Gerçi küçük Ayasofya'da var. Küçük Ayasofya'nın haziresinde vardır bir gül şey ama oradaki daha güzeldi. Bu çok daha belli. Şimdi bunun hikayesi nedir efendim biliyor musunuz? Hocalara arz olunur veyahut da daha doğrusu öğrenciler arz olunur. Efendim eski zaman Osmanlılar'da her sabah öğrenciler, Sıbyan Mektebiler, yavrular, mini yavrular, efendim Elif Bey cüzlerini alırken, yanlarına gelirken, yanlarına bir de gül alırlarmış. Gül alırlarmış. Annelere, babalara gül verirmiş. Mektebe o şekilde giderlermiş. Ve bunlar sabahleyin hocalarına gülü takdim ederlermiş. Ve hocası da bunlardan bir tanesini alıp başına sokarmış. Okup, hadi öpüp kokladıktan sonra kelime-i şehadet getirdikten, salavat-ı şerife getirdikten sonra Allahümme salli ala seyyidina Muhammed deyip efendim destana sokarmış ve dersi bütün gün boyunca öyle işlermiş. Hakan Bey nasıl bu iş? Gül medeniyeti ya. Osmanlı böyle oldu. Böyle bir kalp dikkati yani bir tesadüf, gül, peygamber tesadüfen değildir yani. Tamam mı? Yani böyle bir bu topluma o kadar yayılmış bir şey. Ve laleye dönüşmüş sonradan. Bir müddet sonra laleye dönüşmüş yani. Lale devri gibi devir dünyada bulamazsınız. Yani bir zevk, sefa diye ay evlendiler, içtiler falan, bir geçtiler falan değil kardeşim ya. Bu bir medeniyettir. Bu çiçek sevmeyen, çiçeği sevmeyen, çocuğu sevmeyen, hayvanı sevmeyen nasıl medeni olur? Çiçeği sevmeyen, çocuğu sevmeyen, hayvanı sevmeyen nasıl medeni olur? Yani mümkün değil yani. Sevgili arkadaşlar, bakınız bu bunun simgesi o mezar taşlar var ya. O kadar çok şey söyler ki, biz onunla konuşuruz, bu mezar taşlarıyla biz konuşuruz, gerçekten konuşuruz biz. Yani biz derken yani sanat tarihçilerle konuş, siz konuşursunuz. Evet siz konuşursunuz, gerçekten konuşuyorsunuz yani. Öteki adam geçer, hiç Fatiha bile vermez. Biz Fatiha vermekten ziyade o bize Fatiha okur. Ya mezar taşı o bize Fatiha okur. Ay canım benim bir şey yaptı dedi falan, kendisi Fatiha okur. Bunu işte bu şekilde yapmak Fatiha'sına sebep olmaktır bu adamın. Fatiha'sının şefaatine sebep olmak, nail olmaktır. Şimdi ders anlatmak yani. Sanat tarihi böyle bir mübarek iş. Efendim bunun gibi dünya kadar mezar taşlar var. Ve bu gül bahçesidir. Yani cennet bahçesidir. Ölümü de biz böyle görürüz. Efendim ölüm korkunç bir şey değildir yani. Cahit Sıtkı Tarancı'daki şiirinde ve Orhan Veli Kalın'ın şiirindeki korkunç son değildir ölüm yani. Ama Yahya Kemal şiirindeki gibi ölüm bir asude bahar orkestrinde. Değil mi efendim? Bu şekildedir. Ve dolayısıyla bizim kültürümüzde böyle dinamikler var. Çok muazzam dinamikler var. Tesadüf olmuş değildir. Daha ilk başta söylediğim gibi efendim ne vardır? Sevgi, bilgi ve estetik. Bakınız her şeyde bu karşımıza çıktı. Her şeyde bu karşımıza sevgi,
bilgi ve estetik. Estetik ruh zenginliği demektir. Ruh inceliği demektir. Yani kalp rikkati demektir. Eski kalp rikkati diyorlar. Bu olmazsa olmaz. İşte kubbe böyle oldu efendim. Bu kubbenin de arkasında bu var aynı zamanda. Ha, çadır var, topak çadır dediğimiz ve alçık ve hatta küyüz üy, keçi, keçe, keçe ev, küyüz keçi demektir. Efendim küyüz üy. Ve onun şeyi de aynıdır. Kubbe çat formu aşağı yukarı hafifçe basıktır. O formda aynıdır. İşte Karatay Medresesi'nin ortası açıktır yani böyle bir şeydeki Bursa Ulu Camii. Değil mi efendim? Bursa Ulu Camii ne kadar güzel bir camidir. O kubbe işte. Bakınız burayı iş yapıyor. Tepeden, arkadaşlar size bir sır vereyim mi? Ev yaptıracak olursanız falan. Efendim tepeden gelen ışık insanı dinlendirir. Aşağıdan gelen ışık insanı yorar. Şimdi aşağıdan veriyorlar evleri ışıklanırken. Efendim Hüseyin'im aşağıdan şey yapıyorlar. Işık buradan çıkıyor. Allah'ım yarabbi. Veyahut da sokaklar bu şekilde aydınlatıyorlar. Yerden aydınlat, parklar falan bu şey. Bu çok rahatsız eder insana. Korkunç rahatsız eder. Depremize sebep olur bu. Tepeden gelecek ışık. Doğal çünkü güneş tepedendir. Doğal olan şey güzeldir. Sevgili arkadaşlar, belediyelerin de bunu bilmesi lazım. Yani yerden ışıklanma çok rahatsız eder insanı. Güven vermez insana. Sıkıntı yaratır. Tepeden gelecek ışık, tepeden gelecek yani. İşte bu çadırlar bunun için rahat. Bursa Ulu Cami onun için hoştur. Bursa Ulu Cami, efendim çok fazla bir şey yok içinde. Yani Süleyman'ın haşmeti yoktur. Duvar, ayaklar, efendim Süleyman bu kadar. Ama o kadar dinlenen insanı ki. Niye? Çünkü tepeden gelip ışık var. Ve bir su sesi var. İşte olay bu kadar basit. Ses ve renk birleşti. Ve camlardan sızılan, yukarıdan vitraylardan sızılan renkler, renkler var. O güneşle birleşince caminin içinde o güzelliklerden şey oluyor. Eleyim alayım semalar oluyor yani. Ve sürprizim bu. Sevgili arkadaşlar, bir bütündür. Bir milletin kodları, genetik kodları, kolay kültürel kodları kolay kolay değişmez. Kültürel kodları bir milletin kültürel kodları kolay kolay değişmez. Ben Türk'üm demesem bile bu şekildedir. Değişmez. Bakınız, bu Uygur prensidir. Bugünkü Türkistan'da, Hoço'da, Türkiye'den efendim 5000 kilometre mesafede hatta 8000 kilometre mesafede eğer yolları eğrici bir şey yaparsanız, kuş uçuşu değil de şey yaparsanız 8000 kilometredir. Aradaki de mesafe zaman olarak da 800 yıldır. Yani bu 800 yıl bundan öncedir. İyi mi? 800 yıl sonra 8000 kilometre sonra aynı şey değişmiş. Bakınız parmaklarına dikkat edin. Sanat tarihçisiniz, siz sanatçısınız. Tesip çalışıyorsunuz, minyatür çalışıyorsunuz. Parmaklar dikkat ediniz. Efendim İbrahim Tatlıses'in mikrofon tutar gibi değil, tutması gibi değil. Yani böyle tutmuyor adam yani. Gerçekten çok o da bize şey estetik bir olaydı yani. Estetik tutamıyor. Bu şekilde yani sanki elinden bir tanesi alacakmış gibi var. Dondurma tutar gibi tutuyor ya. O da bir dondurma külahı tutar gibi tutulur mu ya? Bu şekilde. Eski Müzeyyen Senor hanımefendi böyle yapardı. Hamiyet hanımefendi böyle tutardı mikrofonu. Zeki Müren böyle tutardı yani mikrofonu. Tutup da efendim söyleyeyim. İki elli bir de bu şekilde iş yapıyor. Görüyor musun fark? Hamiyet hanımla, Müzeyyen hanımla İbrahim Tatlıses'in farkı görüyor musunuz? Çok basit. Yaptığı müzik ve onun yaptığı müzik yok. Bunun yaptığı müzik gayet normaldir bu açıda bakarsanız. Parmaklara bakar mısınız lütfen Allah aşkına? Şu zerafete bakınız. Şu inceliğe bakınız. Aynı. Gül aynı gül. Daha ne olsun yani? 8000 sene önce birisi Budist, birisi Müslüman. Bu adam Budist. Halbuki Budist kültüründe gül yoktur. Budist kültürde efendim lotus vardır. Yani nilüfer yani bizim dediğimiz nilüfer var ya. Lotüstür. Budistlerin kutsalı şeydir. Gül değildir. Budistlerin kültüründe efendim lotus vardı. Kutsal lotus çiçeğidir. Gül değildir. Ama Uygurlar onu güle dönüştürmüştür. Uygurlar onu güle dönüştürmüştür. O kadar gül bizim kültürümüz önemlidir. Ve efendim İslam olmuşlar. Gül gene devam etmiş. İyi mi? Sevgili arkadaşlar. Ve lale. Ne diyor efendim şey Yahya Kemal? Ya lale açmaları göğsümüzde yahut gül diyor. Lale de diyor çünkü biliyorsunuz laleyi. Lale 66 demektir. Yani la, lam, elif, lam, he hepçet karşıla 66'dır.
Hilal de 66'dır, Allah da 66'dır efendim. Yani hilal yazarsanız, Allah yazarsanız, lale yazarsanız hepsi 60. Üçü de kutsaldır, iyi mi? Türk kültürü. Hilal, lale, Allah. Tesadüf değildir bunlar. Dolayısıyla bir çiçekle bunun örtüşmesi çok hoş bir olaydır. Ve efendim ve yine bunun başka benzerleri yine Orta Asya'da var. Merkezi Kubbe esas Orta Asya'da vardı. Daha binli yılların başlarında aynen şeydeki gibi, Lalapaşa Camii'ndeki gibi ve hatta Şehzade Camii'ndeki gibi merkezi kubbeli plan söz konusuydu. Efendim işte size onun örneği. Bu Özbekistan'da, bugün Özbekistan'daki Diggarun Camii'ndeki bir cami ve bunun aynısı Lalapaşa Camii, Erzurum Lalapaşa Camii'nde uygulamıştır. Sinan'ın eseridir. 1566 yılında yapılmıştır. Dolayısıyla klasik mimarimizin örneklerinin bazılarını orada göreceğiz. Yani az önceki kubbe, yani daha Müslüman, yeni Müslüman olmuşlar Türkler, Karahanlılar zamanında. İlk camileri var, Diggarun Camisi, köydedir, Buhara köyüdür burası. Efendim o caminin planı, al sana Sultanahmet'in planı. Genel hatları bu şekildedir. İlginç bir şeydi. Yani ben bunu izah edemiyorum. Yani bilimsel olarak ben bunu izah edemiyorum. Ya nasıl olmuş? Efendim Sinan gitmiş orayı görmüş değildir. Efendim Müslüm. Ama böyle bir şey vardı yani. Çünkü merkezi seviyor bu adam ya. Yani dört yön var ya, dört yön. Dört yön olayı. Belki de bunu belirmiştir. Efendim sözün en güzeli Yüce Rabbimizin adıdır. Yüce Rabbimiz sizden razı olsun efendim. Bu güzel sohbete vesile olduğunuz için teşekkürler efendim. Sağ olun. Efendim ben teşekkür ederim. Sağ ol. Sorusu varsa cevaplamaya çalışırız. Cevaplarız. Ama soru yoksa da normalde buraya kadar getirmişiz. Atalarımız getirmiş. Yani biz bu saatten sonra ileri mi düşeceğiz yoksa artık bir şeyini mi değiştirdiniz? Canım az önce biz Hakan Bey'le konuştuk. Sohbetimiz büyük kısmı bu minval üzere oldu. Cenab-ı Rabbül Alemin'in, Yüce Rabbimizin sıfatları sonsuzdur efendim. 99 derler. Aslında 99'u efendimizin içinde sonsuzdur Yüce Rabbimizin sıfatları. Veyahut da efendim kelam sıfatı sonsuzdur. İlim sıfatı sonsuzdur. Her birisi sonsuzdur. Tabii canım ilmin sonu yoktur yani. Bir tek sonsuz kere sonsuzdur yani. Dolayısıyla sanat da sonsuzdur. Hiç korkmayın. Mimar da sonsuzdur. Ama bunun için çok iyi bir donanıma sahip olmak lazım. Hayal gücüne sahip olmak lazım. Efendim yaratıcı zekaya sahip olmak lazım ve bu yaratıcı zekayı çok iyi kullanmak lazım. Korkmayın yani Sinan kendisi içinde bir şey değildir. Yani tek değil ki yani Sinan efendim Süleymaniye'si var, Selimiye'si var, Rüstem Paşa'sı var, efendim kendi adına yaptığı cami var. Hepsi farklı birbirinden. Anlatabildim mi? Yani biz de yapabiliriz. İlla efendim illa Süleymaniye tarzında, illa efendim şey tarzında, Şehzade tarzında olması şart değildir. Başka bir şekilde yapalım. Efendim günümüz teknolojisini kullanarak başka bir biçimde Selçuklu'yu araştıralım. Oradan ilham alalım. Efendim birinci millilerin yaptığı gibi 19. yüzyılın sonlarında, 20. yüzyılın başlarında yaptıkları, denedikleri gibi işte iskeleler, o hangi iskele demiştiniz? Kuzguncuk iskele. Ne kadar cıvıl cıvıl bir şeydir. Minnacık minyatür gibi şeylerdir. Efendim mesela Sinan'ın kendisi mezarın yanında yer alan camisi ne kadar hoştur yani. Şeysidir, şerefesi yoktur yani. Yaratmış yani, çok araçlar çizdim. Yani mutlak hakikattir budur, bunun dışındaki efendim çirkindir dersek olmaz. Araçlara girmemiz lazım. Tesip yapıyorsunuz efendim, araça girin. Ebru yapıyorsunuz, araç. Ama tabii klasik şeyleri, değerlere sahip olmak, ayaklarımız sağlam bassın yere. Ondan sonra ilk günde ben efendim ben fantazi bir şey yaratacağım. Olmaz sevgili kardeşim, ilk günde olmaz yani. Yap. Picasso 30 sene şey çalışmış, klasik çalışmıştır. Picasso 30 sene efendim anatomi çalışmıştır. Yani resmi klasik anlamda yapmıştır resim. Ondan sonra bir sıçrama yapmıştır onun üzerine. Eğer o şekilde yapmazsa ilk günde böyle bir şey yapsaydı ve kübik resim yapayım deseydi Picasso olamazdı. Yani ilk önce bunu bilmemiz lazım. Var mı başka soru efendim? Yok galiba. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Sağ olun efendim.